1990 yılında babamın başladığı mesleği Allah'ın izniyle biz devam ettiriyoruz. Abi kardeş. Bu süreç içerisinde ikinci bir hattımızı aldık abimle beraber. Ünyeli'ye hizmet etmekten mutluyuz. Eksiklerimiz var taksicilikle ilgili. Taksi kültürümüz tam yerleşmiş değil. Taksi daha çok hastane ve köylerde hitap etmekte. Şehir dışı ulaşımı için. Pandemi sürecinde bu toplu taşımaların seferlerini azalttığı için taksiye daha çok rağbet görmekte. Bu sebeple biz araçlarımızı her zaman dezenfekte ve temizlik konusunda özen gösteriyoruz. Şoförler cemiyetimiz her hafta bir gün olmak şartıyla araçlarımızı dezenfekte ediyor. Biz de bunlara, kurallara da uyarak bu çerçevede hizmetimize devam ediyoruz. İşe gidemediğimiz günler de oluyor. Ama toplu taşımalar, dediğim gibi, toplu taşımalar daha yoğun oldukları için, kişi sayısında azalma olduğu için taksiye daha fazla rağbet gösteriyorlar. Bu konuda da taksi ihtiyacı gün ve gün artmakta. Ünye'de her gün çalışan bildiğim 110 tane taksi var. Bunlar her sabah erken saatte başlayıp yasaklarda da devam eden bir süreçte ve yolcu taşımacılığına devam ediyor. Biz sadece bu pandemide çiftçi belgesi, reçeteli hasta, hastaneden çıkmış ya da hastaneye dönüşü, hastaneye gidiyor. Bir de ayrıyetten seyahatten gelmiş, otobüs biletleriyle gelmiş yolcuları götürüyoruz. Bunun haricinde tabii ki gitmek isteyenler oluyor. Bunlar da köylerine gitmek istiyor. Daha doğrusu çiftçilik yapıyorlar ama belgeleri olmayan da insanlar çıkıyor. Biz kesinlikle çiftçi belgesi, reçeteli hasta ve biletli yolcu dışında yolcu almıyoruz.